İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Bir sorun mu vardı hocam? Yok, bir sorun yok. Ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım ben. İçeri damsız alamıyoruz hocam. Kusura bakmayın. İçeri damsız alamıyorsunuz. Niye acaba içeri damsız alamıyorsunuz kardeşim? İçerideki bayanlara rahatsızlık veriyorlar hocam. Buyurun hocam, buyurun, buyurun. Sağ ol bebek. Gel bakayım. Gel. Allah'ım şu telefonunu bir aç ya. Zekalı. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam size de. Hocam ne iş? Yolunuzu mu kaybettiniz? Yok kardeşim, yolumu kaybetmedim ya. Bir arkadaşa bakıyorum da. Hocam sizin arkadaşlar burada bulunmaz. Siz başka yere bakın. Ah tamam dur, buldum ben. Sen sıkıntı yapma. Şişt, Rafet. Rafet şirketi gördün mü oğlum? Kim soruyordu? Benim lan, ben kertenkele. Abi sen misin? Benim oğlum, ben. Şevket nerede Rafet? Geldin mi buraya? Abi Şevket biraz önce buradaydı. He? Sonra avucum kaşınıyor, kumar oynayacağım deyip çıktı gitti. Şevket. Ulan Şevket. Ulan Şevket. Polis kes müziği. Kimlikleri alalım. Çıkarın kimlikleri. Çıkar, çıkar, çıkar. Mekan sahibi gir. Mekan sahibi gelsin. Çıkarın. Şöyle alayım size. Kay. Kal. Gidiyorum. Boşalt. Hocam sizin ne işiniz var burada? Ah sorma memur bey, sorma kardeşim. Ya ben yolda yürüyordum aslında. Yani birdenbire insanlık hali işte. Sıkıştı derdim. Bir gideyim hacet yapayım dedim. Ama ne mümkün arkadaşım, ne mümkün. Ne sifonda su var, ne musluktan su akıyor. İnsan burada tuvaletini yapamaz yahu. Yani neyse. Sizin de kafanızı şişirmeyin. Bir sürü işiniz vardır. Hayırlı vazifeler efendim, hayırlı vazifeler. Hadi. İnsan şuraları bir temizler ya. Ulan Murtaza, işin gücün var ya telefonda oyun oynamak ha. Yok mu oğlum? Hanım memleketten oğlunun videosunu göndermiş, onu izliyorum. Hadi ya. Göster bakayım. Bu bir hafta da gitsin, bir daha kumarhanede topu mukla almayacağım. Pardon abi, onda güvenlik görevlisi olarak mı çalışacağım? Doğru düzgün bir iş bulsak bari. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bakalım ya şöyle.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoca efendi, hayırlar olsun, yolunu mu kaybettin? Evelallah, pusulamız var bizim evlat. De yolunu kaybeden bir arkadaşımıza ışık tutmaya geldik. Kolay gelsin. Oynamayacaksan kalk da başkası otursun. Kardeşim, hoş geldin kardeşim. Bırak lan bırak. Ne hoş geldin, ne kardeşini? Paralar nerede şirket? Sakın. Bana sakın bütün parayı kaybettim deme. Aşk olsun kardeşim. Bütün parayı olur mu ya? Bir kısmı. Bir kısmı mı? Şirket. Bu mu lan paranın bir kısmı? Ben bütün mahalleliye ne diyeceğim şimdi? Kardeşim, yolda kızlarla karşılaştık. Oturduk bir şeyler içelim falan derken hesap mesap ödedim. Baktım paranın aslı bozuldu. Bozulan kısmı ben burada telafi edeyim diye geldim. Yoksa biliyorsun tövbeliyim. Hayatta gelemem ya. Tövbeliyim işte. Senin tövbeni de biliyorum ben. Seninle sonra konuşacağız Şevket. Sonra. Ey Allah'ım. İyi geceler beyler. Bol şans. Bol şans. Şimdi arkadaş bir hata yapmış. Kendisinin olmayan, hayır için dağıtılacak bir parayı burada çarçur etmiş. Sizden ricam, paraları bana bir geri verseniz de ben de o parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtsam olur mu ya? Neyse ya. İki saattir ne anlatıyoruz biz? Anlattık işte. Hayırlı bir iş diyorum yani. Paraları bir verseniz olmaz mı? Olmaz hocam. Sen paraları ütül, sonra dışarıdan hoca bul, gel paraları geri iste. Sen bunu nerede öğrendin koçum? Aman Şirket. Tövbe tövbe, tutunu tut. Şimdi yandınız oğlum şimdi. Kardeşim sahalara geri dönüyor. Kollayın kendinizi. Sus! Kardeşim ben de bunlar, rahat ol. Kardeşim şöyle, sermayemiz de var. Dağıtın, dağıtın. Aman hoca efendi, günaha girmeyesin sonra. Yok, günaha girmem ben kardeşim. Sen devam et. Hocam hatta bizi de günaha sokma. Bizim senin parana ihtiyacımız yok. Sen bize dua et yeter. Güzel kardeşim, kimin günah işleyeceği hiç belli olmaz bu alemde. Hadi buyurun beyler. Arttırıyorum. Pas. Gördüm. Bu iş bu kadar. Çocuk genç arkadaşlarına söylemedin mi sırrını beklemen gerektiğini ya? Nasıl? Şevket. Ne yaparsın? Bu akşam benim masada söylediklerim niye anlaşılmıyor? Kardeşim. Kardeşim diyor ki sırrını bekle. Buyurun beyler. Koydu çocuğu be! Gol! Vurdu gol oldu! Zengin olduk be kardeşim. Bu ne şans oğlum be ya? Sen ne adamsın be kardeşim ya? Büyücü müsün be? Bu ne şans ya? Doldur, doldur. Ne yapalım beyler? Bu işte birazcık kısmet işi. Nasip kısmet. Tamam Şevket, tamam. Bu kadar yeter. Oğlum onlar kaldı. Ya bu kadarı bize yeter. Gerisini arkadaşlar kendi aralarında pay ederler artık. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorum Şevket? Bağırıp durma burada. Kardeşim bu paraların hepsini kazandın oğlum sen. Bize bu kadar lazım. Al çantayı, ver cübbeyi sarı. Oğlum sen ne garip bir adamsın be kardeşim. Ya hadi hadi hadi. Ya çok teşekkür ederim herkese. Çok güzel, keyifli bir geceydi. Ama işte her güzel şeyin de bir sonu var değil mi? İyi geceler. Yürü.
çektim. Bir deste asedi be. Nasıl hoca lan bu? Adam bizi acımasaydı donumuza kadar soyardı. Yine de kazandığının bir kısmını bıraktı. Allah razı olsun. Tek şeker attım. Simit yok mu? Yok Şevket. Allah Allah. Ya sabaha kadar senin şu karıştırdığın mevzuyu düzeltiyorum. Hatırına çay getiriyorum, simit yok mu diyorsun? Vallahi çok değiştin Şevket sen. Vallahi çok değiştin ya. Evlilik beni bozdu kardeşim. Kes lan. Bekar halini biliyorum seni. Yok vallahi bak evliliğin çok etkiledi ya. Şevket, bana evlilik mevlilik deme. Vallahi sinirlerim tepemde. Burada seni yerle bir ederim ha. Niye? Ne demek niye? Hatuna bak. Sahte evliliğe bile layık görmüyor bizi ya. Kardeşim ben senin gözlerinde gördüm. Sen bu hatuna vurgunsun. Niye inkar ediyorsun şimdi bunu? Lan kes. Sanki bir şey biliyormuş gibi. Tatava yapma. Kardeşim, şimdi bu paranın harbiden hepsini sen dağıtacak mısın? Evet Şevket. Paranın hepsini dağıtacağım. Kuruşu kuruşuna. Ne oldu? Ya böyle kendimize de hatıra sayılır cüz'i bir rakam ayırsaydık şuradan. Şevket sen o hatıra sayılır cüz'i bir rakamı kendimize ayırma işini dün gece tükettin kardeşim. Anladın mı? İç çayın harbiden. Sen de çok değiştin. Bu kıyafet seni de çok değiştirdi.